Bir başka savaş var. Onda da bir hareketlilik var. Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesindeki ilerleyişi sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Olensandr Sırsk, Kursk'ta 1150 kilometrelik alan ve 82 yerleşim yerinin ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de 4 Rus askeri hava üssünün vurulduğunu açıkladı ve müttefiklerinden füze talep etti. Rusya ise Kursk'ta yeni siperler kazıyor. Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı sürpriz saldırı yaklaşık bir buçuk haftadır sürüyor. Ukrayna askerleri ele geçirdikleri yerleşim yerlerindeki Rus bayraklarını indiriyor. Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski son duruma ilişkin bir verdi. Buna göre Ukrayna askerleri Rus topraklarında 35 kilometre ilerledi. 1150 kilometre karelik alan ve 82 yerleşim yeri Ukrayna birliklerinin kontrolüne geçti. Ayrıca ele geçirilen Rus topraklarında askeri ofiste açıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de video mesajında son duruma ilişkin bilgi verdi. Rusya'nın dört askeri hava üssüne İHA saldırısı düzenlediğini ifade ederken füze ihtiyacını yineledi. Rus havalimanlarına isabetli ve etkili saldırılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ukrayna İHA'ları tam da gerektiği gibi çalışıyor. Ama İHA'ların tek başına yapamayacağı şeyler var füzelere ihtiyacımız var. Müttefiklerimizle çözüm için çalışıyoruz. Çünkü bunlar zaferimiz adına alınacak ileri görüşlü kararlar. Ukrayna İçişleri Bakanı İhor Klimenko da Kursk bölgesine ilişkin konuştu. Bölgeden 20 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı. Kursk'ta bir tampon bölge yaratmanın Ukrayna'ya her gün düzenlenen saldırılardan korunmak için önemli olduğunu söyledi. Ukrayna Kursk operasyonunda yüzün üzerinde Rus askerini de esir aldı. Esir takası konusunda Ukrayna ile Rusya arasında temaslar başladı. Hem Ukrayna hem de Rusya tarafı yakalandığı iddia edilen askerlerin görüntülerini paylaştı. Rusya tarafında hareketlilik sürüyor. Ukrayna sınırındaki Gulushkova kasabası için zorunlu tahliye emri verildi. Bölgeye asker ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor. Ukrayna ilerleyişine karşı koymak için yeni siperler de kazıldı. O mevziler uydudan görüntülendi. Rus uçakları Kursk temalarında. Rusya Savunma Bakanlığı jetlerin operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı. Ukrayna askerleri Kursk bölgesindeki Suca kentindeki belediye binasına Ukrayna bayrağı çekmişti. Ancak bölgedeki Rus güçlerine göre Ukrayna kentin tamamını ele geçiremedi. Rusya, Ukrayna topraklarındaki saldırılarını da sürdürüyor. Savunma Bakanlığına göre Donetsk bölgesindeki Ivanivka kasabası Rus kontrolüne geçti. NATO ülkelerinden Ukrayna'nın Kursk operasyonuna destek var. İttifakın en yeni üyeleri Finlandiya ve İsveç, Ukrayna'nın uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkı olduğunu belirtti.